Oğlum içsene rakını. Acıdı ya rakı. Bir saattir oturuyorsun karşımda kıpırdamadan. Konuşacaksın bu akşam. İç dedik sana. Sağ ol baba, içmeyeyim ben. Bozuyor beni. Utanıyorsan da arkana dön iç. Yabancı yok burada. Tövbe estağfurullah. Ye. Boş mideye içilmez. Bak oğlum. Sen benim elimde büyüdün. Hayırsız, pulsuz itin tekiydin. Ama bak, imparator oldun. Sayende baba. Sayemde falan değil. Ben senin ufak tefek işler yaptım İstanbul'da. İkimizi de Karun yapan senin o çakal zekin. Sen geldin, konuştun benimle. Hikmet baba dedin. Bak dedin. Böyle böyle bir iş imkanı var dedin. Sana da bana da büyük faydası olacak dedin. Girdik işe. Sonucu görüyorsun işte. Bu senin başarın. Sen de Erol abi olmasaydı tek başıma yapamazdım. Dur ulan bir lafımı bitirem. Bu niye işin gücün ortasında? Para denizinin içinde yüzen kudretli bir adam olarak... yakışıyor mu sümüklü olanlar gibi kız kavgası yapmak sana? He? Ben korkumdan en sevdiğim üç resmi sattım bugün adama. Ne? Evet. Senin resimlerini mi satın aldı? Ya o gelmedi de bu Sebastian kılıklı uşağı var ya, onu göndermiş. Senin haberin yok, buraya da gelmek istedi. Bir piyano hocası lazımmış küçük kıza. Allah Allah. Ben buldum da gelmedi. Niye gülüyorsun Deniz? Nesi komik bunun? Adam buraya geleceğim dedi. Ama komik ya, durum komik. Bunca manyak şeyin içinde adamın bacak kadar çocuğa gösterdiği şefkate, ilgiye bak. Komik bu adam, bir kabul edelim bunu yani. Komik komik, iyi iyi. Siz böyle egzotik maymun görmüş gibi gülmeye devam edin. O maymun boynunuzdan bir ısırsın, göstereceğim ben size. Ben hayatım boyunca ne yaptıysam o kızın karşısına adam gibi çıkmak için yaptım. Dünyanın etrafını koşacak bir koşucu gibi hazırlandım o güne. Takip ettim. Yıllarca takip ettim. Kız bitti, avukat oldu. Kendimi eğittim. Geliştirdim o gün geldiğinde rezil olmamak için. Tertemiz işler kurdum. Tertemiz işler kurdum kızın karşısında korkutucu olmamak için. Sabah akşam hamamda yıkandım ben. Sabah akşam hamamda yıkandım. Olur'a karşılaşırsak tertemiz kokuyun diye. Ah be oğlum. Bu kadar dert çekmeye gerek mi? Al karıyı at bir yere. Karayiplerde ne adalar var. Balık geçmez önünden, o kadar şahsi yani. 10 gün yat kalk, bıkarsın zaten. Biter gider. Ha olmadı alırsın nikahına. O sevecek beni. Kendisinin isteği ne olacak? Zorla olmayacak hiçbir şey. Ben yıllarca bu günü bekledim. Bunun için değil. Senin o şebek oğlun. Senin o şebek oğlun kızın karşısına çıktı. Yılan gibi kızın etrafında dolaştı. Ben oldum. Ne seni dinlerim bundan sonra, ne de başka kimseyi. Kimseyi tanımam artık. Kimseyi tanımam! Seni bile tanımam! Kasabayı da yakarım, İstanbul'u da yakarım, memleketi de yakarım! Kimseyi tanımam! Herkesi öldürürüm. Yemin ediyorum herkesi öldürürüm. Uzaktan başlarım, herkesi öldürürüm! Bir tek seni bırakırım. Haşa babamsın. Büyüğümsün. Ama senin o hovarda oğlunu öldürürüm. Öldürürüm! Bak şu aptal Irma ya. Fırat'ın başında neler var? Bir de sızlanıp duruyor. Yok aramadı da, yok sormadı da, yok eve kadın attı da. Bu
Fırat'ın hizmetçisi aramış sabah Irmak'ı. Eve bir kadınla geldi diye. Tabii haliyle Irmak da hakkını oynattı. Narin, yarın akşam parti veriyoruz. Bu ikisini barıştıracağız. Kızın doğum günü sonuçta. Otursunlar, konuşsunlar bir köşede, barışsınlar, anlaşsınlar yeter. Gelir inşallah. Vallahi ben mesaj atacağım. Yani Irmak'la ilgili niyeti iyiyse gelir. Sonuçta doğum günü kızın. Ha, yok olmuyorsa yapacak bir şey yok. Herkes yoluna bakacak. Dünyada ilk terk edilen Irmak değil ya. Unutacak, alışacak. Öyle. Yarın geceki partimizde nişanımızı ilan edeceğiz. Onur konuğumuz da sensin. Ne? Şaka yapıyorsun. İşte bu. Oh be, çok sevindim. Oh, harika. Bu yılın en güzel haberi bu. En güzel haberi. Allah'ım, kurtuldum sizden sonunda. Kurtuldum, kafamı dinleyecek. 4 yıldır ömrümü yediniz, ömrümü. Hah, Erol Bey arıyor. Efendim Erol Bey. Nerede? Hangi karakol? Anladım. Tamam. Tamam Erol Bey. Ben haberdar ederim size. Ne olmuş? Ne karakolu ya? Of. Bizim büyük müvekkillerden birinin oğlu. Yani şimdi işin gücün yoksa bu saatte git zengin karakoldan topla. Öyle olmaz. Zorla olmaz. O isteyecek. Kendisi isteyecek lan. Kendisi verecek beni. Kendisi verecek. Peki kızın etrafındakilere es kaza ilgi duyduklarına kötülük etmek zorbalık olmuyor mu? Herkes öldürür. Narin'e dokunan herkes öldürür. Senin oğlun olsa bile. Yanlış anlamışsın oğlum. Sen yanlış anlamışsın. Fırat, Irmak Hanım diye bir bilmem ne direktörüyle evlenmeye karar verdi. Anlattı ama aklımdan çıkmış. Getirdi bana geçenlerde kızı. Güzel, asil kız. İyi bir ailenin kızı. Sonra bak, Erol da tanır. Adı Irmak. Bugün yarın nişan takılacak. Ben zaten gidiyorum yanlarına bu iş için. Duyarsın. Doğruysa, eğer bir dediklerin doğruysa yakasını bırakırım. Krediyi de öderim. Yemin ediyorum yumruk kadar elmas takarım yenge. Vallahi çağırdı beni işte Fırat. Gel isteyelim kızı ailesinden, işin adını koyalım dedi çocuk. Sana yalan söyleyecek halim yok ya. Fırat'tan yana bütün kapılar kapandı mı Narin'e? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.